Sevgili dostlar, birbirinden sevgili sevgili dostlar. Evet, gece sohbetlerimiz, gece sohbeti çok güzel bir şeydir biliyorsunuz. Ramazan akşamlarının en lezzetli tarafıdır gece sohbetleri. Bu lezzet tabii ki sevgili Fatih Çıtlak hocamızla beraber tatlanacak. Hocam, siz estağfurullah diyeceğinizi ben biliyordum ama yine de ben değerli izleyicilerimizi... Doğru, metinde yazıyordu değil mi estağfurullah? Hayır, bunu diyeceğinizi tahmin etmiştim evet. Ve çok cici bir konumuz, tatlı değerli bir konumuz daha var, Sagopa Kajmer aynı zamanda. Bizler de beraber olacak bu akşam. Biraz sonra ne içmek istediğinizi sormayacağım çünkü misafir umduğunu değil... Bulduğunu değil mi hocam evet. İçer yer? Evet, biz böyle arada da zaten sizi çekiştiriyorduk. Hani hızlı bir efendim misafir karşılaması olsun diye. Evet. Biz ayağa kalkmadık falan ama artık oturttuk misafiri ayakta bekletmeyelim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasıl gidiyor? Çok teşekkür ederim elhamdülillah. Biz Ramazan'ın akşamlarını böyle gecelerini her misafirimize de söylüyoruz. Yani... İnsanlar artık hayat gayesinden evlerinde misafir ağırlayamamaya başladılar. Biz biraz şanslıyız bu Ramazan. Evet. Muhakkak her akşam bir konuğumuz var. Evet. Ve renkli güzel. Bir de en güzeli kıymetli seyircilerimizin evlerine misafir oluyoruz. Tabii. Yani biz buraya sizi almakla zannetmeyin ki biz çok misafirperveriz. Esas misafirperver olanlar kıymetli seyircilerimiz, güzel kardeşlerimiz. Evet. Aynen. Evet Deniz Hanım, yani buyurun, öyle bir giriş yaptınız, ev sahibi olduğunuzu gösterdiniz. Evet, artık hemen getireyim çok, mi? Biz de konuk durumunda kaldık. Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Siz esas ev sahibi sizsiniz. Hep böyle bir şey herhalde oluyor. Herhalde Ramazan'ın başladığı bizim bu estağfurullahı çok çekmemizle de alakalı evet. olabilir. Bak başladığımızdan beri 5-6 kere estağfurullah dedik. Şunu da sayarsak. 7. Daha da. Evet. Peki estağfurullah. Estağfurullah ne demek hocam? Asıl anlamı. Hani hep halk arasında şöyle biliriz biz. Yani kendi şeyimizde. Aynen öylesin demektir diye duymuşuzdur hep. Gerçi bizim ilerleyen günlerimizde, gecelerimizde bunu biraz mikrofona takılanlar bölümünde sormayı düşünüyoruz o ama. O zaman sürpriz mi olsun? Biraz sürpriz olsun. Fakat şunu şu kadar söyleyelim. Sonra kıymetli konuğumuza dönerek siz birazcık müzikten bahsedeceksiniz. Az sonra. Biz de biraz dinleyeceğiz. Az sonra. Ama şu kadarını söyleyelim. İstiğfar ve estağfurullah demek Allah'tan mağfiret talep etmek. Yani Allah'tan affolmayı. Allah'a sığınırım. Evet yani affetmek de değil. Yani evet. Aftan öte bir şey mağfiret. Çünkü. Onun rızasına sığınırım. Evet olabilir. Yani affetmek dediğinizde. Afla mağfiretin arasındaki farkı şöyle anlatıyorlar. Af, cezası kalmak suretiyle henüz ceza vermemek. Sen bunu hak ettin ama vermiyoruz demek. Mağfiret, cezayı da ortadan kaldıracak derecede şey davranmak, yani merhametli davranmak. Hı hı. Dolayısıyla estağfurullah demek, Allah'ın merci olduğunu, yani af ve mağfiret merci olduğunu kabul etmek demek oluyor ki, estağfurullah demek bile bir ibadettir. Hmm. Mağfile ibadettir, bir tesbihattır. Efendimiz ama günde sallallahu evet. aleyhi ve sellem günde 70 kere estağfurullah dermiş. Ve bütün ümmetinde bunu yapmasını istermiş. Ben 70 kere yapıyorum, sizler de 100'er kere yapın demiş. Mesela ondan dolayıdır ki sünnettir. İşte biraz da galiba tam da konuşacağımız mevzu çıkmış oldu. Evet. Müzik diye aldık ama evet. Nasıl oldu bakın demek ki. Hayat müzikten ibaret, bu sohbette bir müzik aslında değil mi hocam? Her evet. şeyin bir ahengi var. Kajmer, Sagopa bu ikisinin beraber açılımını da biraz şey yaparsak. Hemen aydınlatayım. Lütfen. Oradan alalım ondan sonra bu muammayı beraberce çözelim. Bir kısaca... şeyler içmek için getireyim mi ben bu sırada? alalım madem öyle. Hemen. Kısaca şöyle aktarayım. Mısır'da bir piramit Sagopa ve Kajmer'de. Onun içinde araştırmalar yapan ve içindeki hava akımlarını, koordinasyonlarını kağıda döken, hieroglife, papirüse döken bilim adamı. Ve daha sonra orada içinde yani vefa ediyor. Onun sırrını evet, çözen. Onun, gizemli bir piramit var. Ve evet. o piramidin içinde insanlar ölmesine rağmen peyniri koyduğunuzda küflenmiyor, bozulmuyor. Tabii bu da başka bir ilim. Onu evet. kağıda, papirüse dökmüş. Daha sonra da hayatını kaybetmiş. Ondan sonra gelen alimler işte bu piramidin gizemini keşfeden ilim adamı Kajmeri olarak not düşmüş. Ve ben de o kıssayı okuduğumda çok etkilenmiştim o hikayeyi. Yani bu hayatın çözümünü bulmak,
Gibi. Kendi hayatınızda ne bileyim bir yapı var çünkü. İnsanın hayatında hazır bulduğu bir yapı var. Ben ya tabii biraz açmak için de soruyorum tabii bunu ki, müsaadenizle. Tabii ki. Ne demek estağfurullah. İlk intibamı şu anda seyircilerimle beraber paylaşarak soruyorum. Evet. Hani insan çünkü muhitini seçmiyor. Anne babasını seçmiyor. Evet. Dünyaya geliyor ve dünyaya geldikten sonra bir muammayla da karşı karşıya. Tabii bunun planı çok kolay olabilir. Evet. Ama bir genel plan var, bir de insanın kendi hayatındaki özel plan var. Evet. Ve planlandığını da görüyorsunuz, tesadüfi olmadığını da fark ediyorsunuz. Acaba bu sizin kullandığınız terkip hayatınızın kendi yolculuğunda bir şeyleri çözmenin farkında olmak diyebilir miyiz? Bunun için bu ismi, lakabı kabul etmek olabilir mi? Bu lakap aslına bakarsanız 1999'da benim okuduğum işte söylemiş olduğum hikayeden etkilendiğim şeydi ki bu gizem ve gizemi keşfetmek arasındaki bağlantıydı. Benim sözlerimde şu vardır. Ben çoğu kez söylerim, her yerde de bunu söylerim. Şarkı sözlerinizde. Şarkı sözlerimde bir derinlik vardır. Bu derinlik de derin olsun diye değil. Şarkı sözünü anlaşılmaz hale getirmek için ya da kolay anlaşılır olmaması için verdiğim bir çaba da değil. Bu benim içimden gelen, kalem ne yazıyorsa odur. Ve dolayısıyla cümlelerin kendi içindeki ahengi dışarıdaki herhangi bir insan için uyumsuz olabilir. Bu ne biçim cümle diyebilir. Veya işte Sagopa Kajmer bu ne biçim bir isim diyebilir. Bunların hepsi bir bütün içinde. Evet, ben şurada bir parantez açabilir miyim? Buyurun hocam. Sözsüz. Deniz, tabii Deniz bir an ikramla uğraşınca mirkelen biz olduk yani. Yani biz devreye girdik. Fırsat değerlendiriyoruz. Mirkelen'in ne olduğunu sayın seyircilerimiz adına sormak istiyorum değerli efendim, hocam. Çok güzel. Zaten yani, zamanımızı değerlendirelim. Şurada bir 15 saniyemiz var. Mirkelen, kelamı açan, kelam sahibi, söz sahibi. Hı hı. Meclisinde de artık söz açsın da biz de konuşalım arkasından diye beklenilen zat diyebiliriz. Hı hı. 15 saniye içerisinde bu kadar söyleyebilirim. Ben hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Sizin sözlerinize katkı olması için. Hani biz biraz dersimize de çalıştık derler ya. Evet. Medyatik ağızla konuşursak. Mesela siz sözlerinizin derinliğinden bahsediyorsunuz ama belki kıymetli izleyenlerimize, takip edenlerimize izlemek, takip etmek, seyretmek bunların hepsine ayrı tenkidi yapılıyor bu tabii arada. Tabii. Ama biz seyirciler diyelim, seyircilerimize Goran'ın da ara müziklerinin vesairesini sizin yaptığınızı hatırlatırsak Cem Yılmaz'ın o meşhur filminin. Evet. Hani oradan hem popüler kültürümüzden, popüler müzikte başarınızı hem de sözlerinizdeki derinliği bir daha hatırlatmış oluyoruz. Teşekkür ederim. Ben parantezi şöyle bir kapatayım. Teşekkür ederim. Evet, yani siz buna sözlerinizdeki verdiğiniz önemi evet. ve sözlerinizde bu şekildeki o bilmeceyi, bulmacayı, kendi zihninizdeki şeyi keşfetmekle alakalı piramidi çözermiş gibi aynı heyecanı evet, yakaladığınızı ben, söylüyordunuz. Tabii ki o bir aklımda tasavvur o, bir düşünce. Yani bu farklı bir şey de olabilir. Şu masanın üstündeki örtünün neden yapıldığı gibi. Yani örtüyü görüyorsun, Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi. Biz cümleden geçtik, mana indik. Kelimeden indik, mana indik der ya. Evet. Dolayısıyla ben de yazdığım cümlelerden öte o cümlenin insanlara ne türlü ulaşacağını düşünüyorum. Hı. Mesela herhangi bir Ali Topuat diyebilirsiniz ama Ali Topuat birisini etkileyebilir de. Birisi de o cümleden nefret de edebilir. Ama hı hı. bütünlük o açısından işte edebiyatta da beyitlerin bütünlüğü, işte rübailerin bütünlüğü tam bir bütündür onlar. Biraz bu literatüre de yani vakıf oluşunuz sadece estağfurullah, yani, kültüre yakınlığınızla alakalı değil. Fars dili edebiyatından mezunsunuz değil mi? Evet. Öyle bir şeyiniz var. Evet. O, çünkü o literatürü çok rahat kullanıyorsunuz. O da dikkatimi çekiyor. Bazı şeyler insana katkıda bulunur ya. Evet. Mesela. Zaten katkıda bulunması için yaşanması lazım. Evet. Katkısı olmuyorsa öyle değil ya. Mi efendim? Yani ama hocam bazı şeylerin katkısı olduğunu düşünmüyoruz ama ilerleyen zamanda anlıyoruz ki meğer ne büyük katkısı varmış. Tabii. Zaten işin kajmer kısmı bu işte. O bulmacayı çözme kısmı değil mi efendim? Evet, evet peki. Sizden tabiri beklerken biz biraz galiba Deniz Hanım'ın heyecanı bana da yansıdı. Ben sürekli kendimi anlattığım için sizin anlatmanız beni daha çok... Aa, aman efendim yeter ki bizi bırakın bize anlatırız. Çünkü evet. genelde şu oluyor. Bu yabancı bir at. Adam belki Türk olmayabilir.
şeklinde yorumlar da geliyor. Hani beni daha tanımayan kişiler, ha bu Türk değil herhalde. Ben sana söyleyeyim, Yunanlı görünüyorsun dışarıdan. Benim dede tarafımda var öyle bir şey. Hayır ama ben dış göz. Evet. Dış göz olma özgürlüğüm yok canım, mu? Canım gerçi bizim bir yani her şekilde ama kapımız taraftan, herkese açık. Affedersin. Evet. Konuya iyi yönden girdim. Çünkü benim Yunus dedem Selanikli. Hmm. Ondan belki gelebilir gen. Acemi şansı. Acemi şansı güzelmiş. Acemi şansı. Temiz kalpli desek bari. Ramazan'da trend o tabii. Trend, temiz kalpli. Bu arada eyvallah. Tabii ki Ramazan'ın da geldiğini, hoş geldiğini varsayarsak. Ramazan'ın da benim şu andaki bulunduğum müzikle ilgili bazı şeyleri var. İç içe olduğu durumlar var. Mesela ne denir? Ramazan geldi, hoş geldi denir. Ama bu hoşluk neden hoşluktur? Bunu da ben size sorayım. Evet. O zaman buyurun efendim. Hadi. Ben size soruyu sorayım. Siz bana cevabını verin. Hangisi? Ramazan geldi, hoş geldi. Fakat neden hoş geldi? Evet. Yani bu sorunun cevabı nedir sizce? Neden hoş gelir Ramazan? Herkes bir takım değil mi? Şarkı sözlerinizle beraber Ramazan'ı zikrettiniz, konuştunuz. Evet. Ben ilk önce oraya takıldım. Evet. Yani hoş geldin kısmından evvel. Neden? Ramazan'da söze dikkat faslı başlar. Bravo. Bakınız. Yaşa. Söze dikkat faslı başlar. Hatta bu dikkatleri toplamak için Ramazan'da bir mukabele geleneği vardır. Evet. Kur'an okunur. Mukabele geleneği nedir hocam? İşte onu tam tamam. Arz ediyordum. Mukabele karşılıklı Kur'an-ı Kerim'i dinlemek. Birisi okuyacak, birisi dinleyecek. Mesela o da çok acayip değil mi? Kelimenin evet. Güzelliğine bakın. Hani mukabele dediğinde al bunu ver bunu falan gibi anlarız. Evet. Fakat mukabelede evet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her Ramazan Cebrail aleyhisselamın tilavetiyle kendisine Kur'an-ı Kerim inen ayetler arz olunur. Daha sonra da iki cihan serveri Efendimiz, güzeller güzeli sultanımız Hazreti Cibril aleyhisselama ayetleri tekrar zikredermiş. Bundan dolayı bir karşılıklı tarafı var. Fakat biz ne yaparız? Dinlemek de bir mukabele şeklidir. Tabii ki. Yani konuşana ve konuşan Allah'sa. Evet. Çünkü Hafız evet. Efendi okumuyor o anda. Hafız Efendi okuyor ama siz onun önünde uyuşan dizlerinizle, abdestinize dikkat ederek, terbiyenize dikkat ederek, bakışlarınıza bile dikkat ederek, laubali olmayacak şekilde, lakayit olmayacak şekilde bir dinleme edebi gösterirsiniz. İşte bu okumaya mukabil bir dinleme vardır. O yüzden adı mukabeledir. Ve söz saltanatı başlar. Ramazan'da hoş geldin denilme faslından evvel, Ramazan'da herkes konuştuğuna dikkat etmeye başlar. Evet. Herkes dinlenen söze dikkat etmeye başlar. Başlar mı hocam? İlk dinlenen sözde kelamdır başlar. Yani ben kendimde bu değişikliği hemen gördüm. Benim o trafikte konuşmam, ailemde konuşmam, etrafımla konuşmam. Sanki Ramazan'ın böyle müşfik bir hani çocukluğumuzda yaşadığımız, hani her şeyi yaparız sokakta da annemiz babamız yanındayken biraz daha böyle şeyizdir. O elini biraz koyar, sırtımızda şefkat eli gibidir ama aynı zamanda da ben buradayım oğlum demektir, yavrucum demektir. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Şu anda anne babasını yanında bulamayan, bu şefkat okşamasını hissedemeyen bütün öksüz ve yetim kardeşlerimin ellerinden ve ayaklarından öperim. Bunu da arz etmiş olayım. Bu misali verirken içimin bu tarafı da biraz sızlıyor. Ama Ramazan'ın da o şefkat elini hissedersiniz. Evet. Hı hı. Ramazan ben buradayım der. O ben deyişi hoş gelmedir. Evet. Sizi çekip çevirmesidir. En düzgün halinizi ortaya koymasıdır. Ben cevap uzun oldu. Bu hususta ben de kendi fikirlerimi söylemek isterim. Lütfen efendim. Bir hadis-i şerifte Cebrail aleyhisselamdan Efendimiz'e varan bir hadiste, rivayet edilen hadiste şöyle diyor. Bunun tabii birkaç tane rivayeti var. Yani mealen, tabii, toplum evet, mana evet. olarak verirsek. Toplum mana olarak ben vereyim. Ramazan'ın öncesinde Recep ve Şaban şerifler var. Şaban-ı Şerif, Recep-i Şerif ve ilk başta diyor Recep ayında bir bulut olarak düşün diyor Recep ayını. O diyor rahmet bulutudur. Şaban-ı Şerif'te yavaş yavaş diyor o bulut yağmura dönüşür. Ve Ramazan da o yağmurla çıkan hasadınızdır. Onları toplayın diyor. İşte onun için hoş geldin Ramazan. Bir önceki ayları değerlendirmezsen Ramazan tek başına
belki sana yetmeyebilir diyor. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te diyor bana dönersen seni hiç kimseye muhtaç olmadan affederim diyor Mevla Teala Hazretleri. Şaban-ı Şerif'te diyor bana dönersen, tövbe edersen diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatini de alır. Ondan sonra seni affederim diyor. Ama Ramazan-ı Şerif'te diyor bana dönersen diyor. Bütün ümmetin diyor şefaati sana lazım olur diyor. Onun için bunun öncesinde herhalde biz siz daha yapalım. Biz şöyle yapalım. Evet. Benim gibilere yazık. Çünkü hocam şunu demek istiyorum. Yani sadece Ramazan'a her an adam olmaya çalışmak lazım aslında anladığım kadarıyla. Evet, yani mütemadiyen bu hani doğru dürüst bir insan olma çabası içinde olmak lazım ama kimilerinin elinde değil. Yani ben onları çok iyi anlayabiliyorum. Her an Ramazan'da olmak tabirini bile düşündüğümüzde yine Ramazan'da bir şey yapmanın dikkatini çekiyoruz. Hı. Yani hı. Dikkat çekiyoruz oraya. Şu hı. an aklıma gelen bir misal var. Yani kıymetli alimlerin benzetmeleri, teşbihlerini demin misafirimiz zikretti ama hı hı. şöyle bir teşbih şu an aklıma geldi. Belki biraz komik de gelebilir ama. Ne düşündüm biliyor musunuz? Hasat derken, mesela bizim Karadeniz'de, hı hı. bizim dedem Vakfı Kebirli'dir bu arada, hı hı. övmek gibi olmasın. Ekmeğiyle meşhur değil mi hocam? Evet. Vakfıyla ünlüdür ki kebir demiş. Ya. Mesela çay mevsiminde, fındık mevsiminde dışarıdan işçiler gelir. Oranın insanı değildir o. Hı hı. Ekip biçeni değildir. Ama bir şekilde dışarıdan o hasadı kaldırmak için yardımcı işçiler tutulur. Ramazan'da ekerken değil, o rahmet oraya inerken değil ama sadece Ramazan'da ama uyanıklık için değil, yanıklık için Ramazan'da. Hı, ne güzel. Yandım ben. Yani Ramazan'da hiç olmazsa dikkat edeyim diyerek Ramazan'ı değerlendirenleri ben biraz işte Adana'ya pamuk toplarken dışarıdan işçi gelmesine benzetiyorum. Hı hı. İşte Trabzon'da, Giresun'da fındık toplanırken çok dışarıdan olur. İşçi gelmesine benzetiyorum. Güzel. Ama bir şekilde mahrum kalınmasın. Yine yapacağını yapsın. Hocamın diye. Dediği çok doğru. Bazı insanlar, meşayihten gelen tabii bunlar rivayetler. Neyden? Eski alimlerden, eski... Meşayih herhalde değil mi? Şeyhler yani büyük, tabii, eski, görgülü şeyler. O insanlardan o mükemmel insanlar diyorum ben onlara. Onlardan hı hı. gelen rivayetler şöyle. Eğer... Şimdi bazı aylara verilen önemler var tabi bizim dinimizde özel günler işte mübarek geceler filan. Bu Ramazan konusunda siz de takdir edersiniz rivayetler siz de tabi benden daha çok iyi bildiğiniz için ben burada biraz ezik konuşmak zorundayım. Estağfurullah. Ramazan-ı Şerif'e özel bir hürmet eden kulunu Allah-u Teala diyor ki mesela bu bir rivayettir. Adam hiç namaz kılmıyormuş. Ramazan-ı Şerif gelince benim düzelmem gerek demiş ve kılmadığı farz namazlarının kazalarını yapmaya başlamış. İşte misal odur ki en sonunda Rabbimiz demiş ki bu kulum hiç namaz kılmadı ama Ramazan'a saygı duyduğu için bunu alın cennetime koyun. Mesela yani, bu da bir örnek. Bu böyle örnekler veriliyor. Gerçi sahalarda böyle yani farklı farklı sahalarda güzel örnekler hep. Belki de işçiyi işte o hasadı toplamak için gelecek işçilerin de sayısını arttırmaya yarıyor. Evet. Bu tür şeyler. Ama şu var. Evet Allah Teala affetmek ve mağfiret etmek istedikten sonra her şeyi vesile kılar. Hı hı. Ama ayet-i kerimede buyurduğu gibi وَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Nasıl yani? Yani Cenab-ı Hak Estağfirullah فَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Allah kim zerre kadar hayır yaparsa onu görecek, bir şekilde görür. Yani biz ona gösteririz. Hı hı. Şer işlerse şerri de görebilir şeklinde bunun ne kadar ince bir terazide, ne kadar hassas bir terazide tartılması gerektiğini de beyan ediyor. Aslında... Yani şu saygı esastır Deniz. Hı hı. Saygı esastır. Yani ya aman bana gelinceye kadar kimler var, ben mi yanacağım diyen bir adam saygısızdır. İşte kendinle olması lazım değil mi bütün hesabın? Ha. Etrafla değil de. Tabii hepsini. Yani o içinde o şeyi hissederek, o saygıyı, o hürmeti. Hı hı. Yani hiç olmazsa Ramazan'ı hürmet ediyorum canım. Öteki aylara hürmet etmesem de, öteki aylarda kendime dikkat etmesem de olur demek. Olmaz. Bir saygısızlık tabii gibi oluyor. Hocam bir şey soracağım affedersiniz madem öyle.
kıyas meselesi, hani kendini başkalarıyla kıyaslayıp düşünüyorum da fevkaladeyim durumu oluyor ya zaman zaman. O çok batıl bir kıyastır. Yani işte, bu kıyas yapan ilk böyle kıyas yapar. Yani kendisini başkasıyla mukayese ederek iyi olduğunu iddia eden ilk varlık, daha doğrusu ilk mahluk, haşa, şeytandır. Tabii en başta Adem, değil mi? Adem tabii. İlk mahluk, ilk şey, yaratılmış olanlar için düşünürsek, kendisini bu şekilde başkasıyla kıyas ederek ben iyiyim diye ortaya koyan ilk mahluk şeytan. İlk kibirli. Ve bu mukayese batıl bir mukayesedir. Yani zemini olmayan bir mukayesedir. Batıl deyince hemen böyle farklı bir şey aklımıza gelmesin. Kıyas dışı kötü bir şey yani. Hayır, kesinlikle. Bakın ama. Kendisini kendi haliyle kıyas etmesi kötü bir kıyas değil. Şimdi oldu. Başka yerlerle maça girmek kötü. Yani biraz öyle de denebilir. Ya şöyle bir şey var aslında. Belki burada ben, kıymetli konuğumuz da bu şekilde katkısı olabilir. Evet. Hiçbir hakkında konuşma çünkü senden hayırlı olabilir diyor. Yani benim için örnek budur. Yaşa. Bence de çok hoş bir şey bu. Senden daha iyi olabilir. Peki diyor. Kendi şeytanımızı kendimiz içimizde özene bezene beslemiyor muyuz hocam? Doğuştan beri. Öyle mi? Ne bileyim, ben öyle yapıyormuş aslında. O nefis aslında. Yani insan içinde şeytan vardır derler ya. O en büyük şeytan nefistir. Yani sizin şarkınızda, bir şarkı sözünüzde vesvas kelimesi vesvas, geçiyor. Vesvas, hannas. Vesvas ve hannas kelime değil mi? Hangi şarkı sözüydü o? Vesvasil hannas. Hangi ve hannas şimdi ve vesvas ve hannas okurum dua ile dua bir şey. Okur musun peki onu? Şimdi aklıma gelmesini bekliyorum. Tamam, sen aklına gelene kadar reklamlara girelim mi hocam? Girelim, biz de bu arada mevzuya yok, daldık. Tabii, bir buyurun. Şey içemedik. Reklamlar. Değerli dostlar, sohbetimiz tüm hızıyla devam etmekte ve çok zevkli geçiyor benim açımdan. Bu sırada Sagopa Yunus, Yunus da diyebiliriz değil mi? Tabii Yunus. Diyebiliriz. Belki eminim insanlar seni gayet iyi biliyorlar ama bilmeyen dostlar için. Tabii biz Yunus'la muhabbete ilgili daldık, unuttuk yani, evet, birçok özelliğinizi. Sagopa Kajmer çok iyi bir rapçi, bir kere ben dışarıdan duydum onu daha önce. Ondan sonra adını biliyordum, cismini bilmiyordum açıkçası. Yani müziği tanıyorsun. Müziği, evet. Tarzını. Biliyorum. Bu çocuk için çok iyi şeyler söylüyorlar hocam. Dışarıdan birden duyuyorum. Bir şey değişti. Bir yani misafir ana moduna geçtiniz. Farkında mısınız? Evet, misafirimizi tanıyalım kampanyamızdayız şu anda. Yani daha doğrusu biz tanıyoruz. Eminim birçok seyirci de tanıyor. Tanımayan birkaç seyirci için bu konuyu. Evet, o müziği düşünelim, müzik sözlerini düşünelim derken sizin esasında müzisyen kimliğinizi biz bayağı bir erteledik yani. Bayağı bir biz öteledik. Biz değil, o da. Muhabbete daldı, yolumuzu uzattı. Evet, Ramazan sohbetine kendisi de birden böyle girince bize dedi ki tamam, istediğimiz bu zaten. müzik olarak değil mi? Rap tarzı. Sadece rap tarzı mı? Rap... Şimdi, ben senin çok güzel bestelerin olduğunu biliyorum. Yani yine dinlediğim bazı bilmiyorum ne kadar şeyiniz var. Şimdi buradan da çok var. Suç duyurusu gibi olmasın. Birçok ortamlarda falan müziğinin kullanıldığını biliyorum. DJ'lik de yapıyordunuz. DJ'lik de yapıyordunuz. Ya benim aslında yapmak istediğim şey, edebiyatım biraz iyi olduğu için kendime göre bunu paylaşmak, müziğe yansıtmak ritimsel olarak. Yani rapte ritim var. Tabii, yazdığınız herhangi bir dörtlüğü ritme göre okuduğunuz için, dolayısıyla o dörtlüğü yazarken de ritimsel olarak kelimelerin gidişatını belirliyorsunuz ve bu da bulmaca gibi bir şey oluyor. Mesela K ile biten bir kelime, T ile başlayan bir kelime zor söylenir ya. Çift Taseki Paşa diye öğretmişlerdi küçükken. Çok güzel. Tabii, hiç bana bakmayın. Bu örnekleri devamlı Deniz Hanım'la çoğaltabilirsiniz aranızda. Sert ünsüzleri birbirine eklemek zor. Peçete kenarı derler. Yani. Evet, evet. İşte bu gibi cümleleri ritme uyarlamak sonucunda ortaya rap çıkıyor. Rap yani Amerikan kültürü. Yani sert ünsüzleri bir araya getirmek iyi mi oluyor? Yok yok. O tamamen benzetmeydi. Yani mesela cümleyi kurarken cümledeki kelimelerin yerlerini değiştirirsiniz. Cümledeki yeri değiştiği zaman anlam bozulmaz ama... Ritim bozulur ama ritim ama değişir. Bir dakika, şimdi çok affedersiniz. Yani
sizi ben şu hususta uyarayım. Evet. Yani Deniz Hanım'ın ilme merakı vardı. Yani o ilmi açılımını öğrenmeden rahat edemeyecek. Biz buraya nereden geldik? Vesvas'tan, Hannas'tan geldik. Evet, evet hocam, doğru, evet. Öyle ya. Sizin şarkınızda vardı. Yani. Evet, benim son klibimde... olarak o grameri çözmeden rahat edemeyecekler. Hatırladınız mı onu? Evet, düşünüyordunuz tabii. Bu arada mı? Biz benim... sizde ne kadar tabii muazene bıraktık, bu bilemiyorum. Bu son video klibin şarkısı. Düşersem yanarım şimdi parçada Vesvas. Düşersem yanarım. Evet, Düşersem yanarım gayet manevi bir şarkıydı. Yani bunu Sırat Köprüsü gibi düşünün. Şimdi düşersem yırtarım gibi düşünenler var ama düşmeyi yanmak olarak söylemek i̇şte, bir derdesi erdem oldu. Bu işte rap. Evet. Bu olayın rap o, kısmı bu. Nereden hatırlıyorum ben Vesvas Hannas? Hangi bölümdeydi o? Şu an hatırınızdadır muhakkak ama. Evet, ben aklımı bir kısa yani müzik falan olmadan nasıl olur, evet. Olur bilemiyorum ama rapin kendi içine nasıl olsa gelişimi bir şöyleydi. Var. Ben aklımı dile düşürdüm. Kapalı kapıdan kafamı çıkarıp kafayı üşüttüm. Yüzüne okkalı cümleler üfürdüm. Hey yabancı, ben zaten yıllardır içime dönüktüm. Parlayan bir alev gibi görünürdüm ama sönüktüm. Hayat bir bot ve bot çevresi dolu büyük beyaz köpek balığı. Diptekiler iştahla düşünür. Tepede duran azı. Rüyalarımın öldüğü yerde uyudum ve yine bot battı. İlk rıhtım, ben battım, ah tahtım, vay bahtım. Dudaklarım kanayana kadar yapmak istediğim işte bu rap. Benimle ol hep. Ölmek üzere olan bir dünyada bir